herhangi bir problem olmazsa 2019 yılının başında faaliyetine başlayacak olan bir fuar alanımız var. Sağlık turizmi Ankara için çok önemli. Bugün yapımı devam etmekte olan, hatta bitme aşamasında olan iki şehir hastanesiyle birlikte yaklaşık 15.000 yatak kapasitesine ulaşan bir Ankara'dan bahsediyoruz. Bu ülkenin en önemli sağlık merkezlerinden biri olmaya aday. Ankara'nın sağlık turizmine bağlı olarak termal turizm Ankara'da çok önemli. Termal turizm Ankara'nın çevresinde oldukça zengin kaynakları olan bir yapı Ankara'nın çevresi itibarıyla. Kongre turizmi Ankara için çok önemli. Kültür turizmi Ankara için çok önemli. Ankara'nın etrafını işte İç Anadolu bölgesi olarak baktığınızda Konya'dan bahsedebiliriz, Kapadokya'dan bahsedebiliriz, Hattuşaç'tan, Çorum'dan bahsedebiliriz. Beyparazarı, Kızılcaman bizim için bunlar çok önemli bölgeler ve kültür turizmi adına biz birçok yolcuyu buraya taşıyabiliriz Sayın Başkanım. Hızlı tren için aslında başkent, merkez, Ankara, Eskişehir, Ankara, Konya, Ankara, İstanbul ve yakında açılacak olan diğer hatlarla beraber aslında 10 milyon potansiyele ulaşan bir potansiyel var elimizde. Bizden önce de bu işle ilgilenen bütün yönetimsel arkadaşlara ve daha önce bu işle gene ilgilenen sivil toplum örgütlerine de buradan çok teşekkür ediyorum. Bu nasip oldu bize. İnşallah biz bununla da yetinmeyeceğiz. Ülkemizin kalbi olan şehri de, başkentimizi de biz sahiplenip onun dünyaya bağlanması misyonunu da boş geçemeyiz. Bunu çok iyi anlıyorum ve idrak ediyorum. Ve bu misyonun sahibi olduğu, takipçisi olduğunuz için zannediyorum Ankara'ya bundan daha güzel bir meclis olamazdı ticaret odasına. Çok güzel bir sinerjiyle bir araya gelmişsiniz. Bizi de çok sıcak karşıladınız. Teşekkür ediyorum. 1000 yıl önce Anadolu'nun kapılarını açtığımızdan bu yana bizim buraları yurt edinme, vatan edinme mücadelemiz devam etti. Buraları imar ettik, geliştirdik, büyüttük. Ve gün geldi, istikbali göklerde de arayacak bir güce kavuştuk hamdolsun. Ve Türk Hava Yolları 84 yıllık markamız, yine Cumhuriyeti kuranların büyük öngörüsüyle o yıllarda, Cumhuriyet'in ilk yıllarında düşünülen önemli kurumlarımızdan bir tanesiydi. Ve o günkü kurulan Türk Hava Yolları'ndan bugüne gelişimize şüphesiz son 15 yılda Türk Hava Yolları çok farklı bir ivme kazandı. Özellikle 2006 yılındaki Türk Hava Yolları'nın önemli ölçüde hissesini özelleştirerek devam eden süreç bir yönetim özelliğiyle kamu özel sektör işbirliğini %51'i özel olan bir şirkete dönüştürerek yönetim anlayışımızı, mentalitemizi, zihnimizi dünya ile yarışabilecek tarafa taşıyabilecek bir boyuta çıkartacak bir verimliliği sağlamak üzerine atılan adımlar bugün çok büyük sonuçlar verdi, hamdolsun görüyoruz. Ve bugün Türk Hava Yolları dünyanın en çok noktaya uçan havayolu şirketi ünvanına sahip. Türk Hava Yolları ekosistemine bugüne kadar Ankaralı firmalar da üretim yaptılar, hizmet verdiler. Bugün ismini saydığınız önemli sanayi devlerimiz, savunma sanayinin önemli devleri, havacılık ve uzay sanayimizin önemli kuruluşları bize destek vermeye, gücümüze güç katmaya devam ediyorlar. Onlar hem ülkemizin gözbebeği, onlar hem de aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın arkasındaki şu anda baktığınızda ilk bakışta görmediğiniz gizli kahramanlar, gizli güçler. Gürsel Başkanımız sizden aldığı güçle bize daha çok yüklendi. Mustafa abi vardı yanında, beraberlerdi. Bize sağlı sollu yüklendiler sağ olsunlar. Başkan Bey'le olan çalışmamızdan sonra biz sözümüzü tutarak yaz-kış noktasına çevireceğimiz 4 yeri eklemiş olduk. Bunlar tabii ki bazıları uçtuğumuz yerlerde ama sadece yazın uçuyorduk ve çok az frekans uçuyorduk. Şimdi yaz-kış kesintisiz uçacağız inşallah. Ankara Esenboğa'mızdan yapılacak olan direkt uçuşlar için bugün bir araya geldik. Sayın Başkanımız ısrarlı bir şekilde takipçisi oldular. Bizi adeta bu konuda hakikaten gerek bilgi olarak, gerek büyük bir istek ve heyecanla bizimle beraber oturup ekibiyle çalıştılar. Bizim nasıl baktığımızı onlar da gördü. Biz de onların nasıl baktığını gördük. Birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz olduğunu düşünüyorum. Ve Ankara'nın potansiyeline inanıyoruz. Ülkemizin potansiyeline inanıyoruz. Ankara'yı ve Ankara'nın çevre illerini, özellikle Ankara'yı Anadolu'nun dünyaya açılan bir penceresi olarak görme vizyonuna biz de inanıyoruz ve biz de destek veriyoruz. 29 Ekim tarihinden başlamak üzere, yani Ankara'ya Cumhuriyet Bayramı'nda başlamamız yakışır. Cumhuriyet Bayramı'nda inşallah 29 Ekim'den itibaren Frankfurt uçuşuyla direkt yaz-kış uçuşuna başlıyoruz. Hayırlı olsun. Frankfurt'u hemen bir iki gün sonra Berlin takip ediyor. 30 Ekim'de Berlin. 31 Ekim'de Viyana'ya gidiyoruz. Ve hemen arkasından da Amsterdam'ı ekliyoruz. Bütün bu şehirlere Türk Hava Yolları yaz-kış direkt uçacaktır. Ve beraberce Ankara'nın ihracatına, Ankara'nın ekonomisine, Ankara insanının dünyaya daha kolay ulaşmasına ve dünyadan da Ankara'ya daha kolay ulaşılmasına katkıda bulunacağımız için ben de Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı olarak büyük bir heyecan duyuyorum. Bunun takipçisi olacağız. Büyük bir gayret göstereceğiz. Ve inanıyorum ki Türk Hava Yolları ile birlikte Ankara'da daha güzel günler olacak ve güneş inşallah hep böyle güzel parlayacak Ankara'da. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun efendim.